Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda bir nebze de olsa pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Dün Amerikan piyasaları pozitif kapattı. Yine Nasdaq %1,3'lük bir yükselişle kapayınca bugün Asya'daki teknoloji hisselerinde bir yükseliş vardı. Son bu yılın popüler hissesi ve gözde hissesi Nvidia, biliyorsunuz dünyanın en değerli şirketi durumunda şu anda. En yüksek gördüğü noktadan son 10 günde yaklaşık bir %13'lük düzeltme yapmıştı. Dün oradaki toparlama tüm teknoloji hisselerine de pozitif şekilde yansıdı. Onun etkisiyle bugün Asya'da İyi başlıyor güne. Bizde dediğimiz gibi yarın Merkez Bankası kararı var. Kararın kendisinde herhangi bir sürpriz olması beklenmiyor. %50'de tutması bekleniyor. Tabii ki önümüzdeki haftaki enflasyon rakamı Haziran için bir takım ipuçları vardır Merkez Bankası'nın elinde. Ama zaten beklenti anketinde, Merkez Bankası beklenti anketinde yaklaşık 52 katılımcının tahminiyle oluşan bu aylık beklenti 2,5. Ata Yatırım'ın beklentisi %2,2. Aylar sonra ilk defa %3'ün altında bir enflasyon görüyor olacağız. Ve önümüzdeki 3 ay enflasyon hızla %75'ler civarından, Mayıs'ta bıraktığımız %50'lere doğru gerilemeye başlayacak. Geçen seneki %9'luk aylık enflasyonlar çıkıp yerine daha düşük seviyeli enflasyonlar girince düşük rakamların geldiğini görmeye başlayacağız. Fiyatlamalar bu tarafta oluşmaya başlayacak. Neyin fiyatlaması? Faiz fiyatlamaları. Faizlerde bence peak rakamları gördük. Yani en tepe gördük. Türk lirası faiz rakamlarında elde edebileceğimiz rakamları gördük. Bu noktadan sonra artık ben paramı geçen ay %57'ye bağlamıştım. Neden %50? Bu ay %50 bulurken gelecek ay belki %48. Eylül ayına geldiğinizde ise belki %45-44'ler buluyor olacaksınız. O yüzden TL tarafında biraz daha uzun kalmaya özen göstermek önemli. Yoksa gitgide oradaki getiriler de düşecek. Tabii ki düşen enflasyonla birlikte bunun olması da normal. Hala gerek müşteriler, gerek reel sektörler konuştuğumuz şirket yöneticilerinden kur konusunda bir beklenti olduğunu görüyoruz. Yani bunu tekrar etmekte fayda var. Kurun hareket etmesi için herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Gerçekten bu beklenti maalesef yanlış ve maliyeti olan bir beklenti. Bu da döviz tarafında kalmayı tercih etmekle birlikte kabaca hala vazgeçtiğiniz net aylık %3,5'luk bir faiz getirisinden bahsediyoruz. Hiç risk almayı sevmiyorsanız bu TL tarafında. Diğer alternatifimiz de zaten borsa olarak biz her zaman içinde olduğumuz ve önerdiğimiz bir varlık sınıfı. Borsa İstanbul'da da yine Mayıs ayının sonundan başlayıp bayramın öncesine kadar devam eden düzeltme sonrasında bir rally yaşadık. Ama tekrar bu rallide yorulduğunu görüyoruz piyasanın. Açıkçası daha yukarı gitmekte, daha önce test ettiği 11 bin seviyelerine gelmekte zorlanıyor. Satışların hafif hafif yoğunlaştığını görüyoruz. Benim dikkatimi çekenlerden tabii ki çok iyi performans gösteren sevdiğimiz hisseler var.
perakende tarafında özellikle ama bankalardan iyi performans gösterenler var. Farklı söylediğimiz de Cemal'in dile getirdiği Ereğli konusundaki Ereğli'nin son iki senedir kötü performansından sonra Ereğli'nin zamanının geldiğine inanmak isteyenler var. Ama orada da her zaman global taraftaki bir iyileşmenin henüz başlamadığını dikkat çekiyordu Cemal. Orada da takip etmek gereken hisselerden bir tanesi ArcelorMittal, çok daha global bir iş yapıyor. Onun hisse fiyatı bence demir çelik işinin ne yöne gittiği konusunda oldukça iyi bir işaret veriyor her zaman. ArcelorMittal da bu sene başından beri sanırım %17 dolar bazında aşağıda. O yüzden Cemal'in bu uyarısını dikkate almakta bence fayda var. Bir de otomotivle ilgili bir gelişme var. Bu 7 Temmuz gelişmesi, 7 Temmuz'da bir GSR paketi olmayan araçların satılamaması söz konusu vardı 7 Temmuz'dan sonra. Tabii kuvvetli başlayan otomotiv sektörü ilk 3 ayda beklentilerin çok üzerinde bir kuvvetlilikle başlayan otomotiv şirketlerine yeni siparişler vermeye zorlamıştı. Bununla birlikte ellerinde bir takım stoklar kalacaklardı. Bunları nasıl satacakları bir endişe konusuydu açıkçası sektörde. Bu kanunun geçerlilik tarihi ya da daha doğrusu başlama tarihi 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a ertelenmiş. Yaklaşık bir 2 aylık bir ekstra süre tanınmış sektöre. Burada büyük ihtimalle önemli kampanyalar olup elinde bununla uyumlu olmayan araçları satmak için çalışacaktır. O yüzden Haziran'ın zaten kuvvetli geleceğinin işaretleri vardı. Temmuz ve Ağustos'ta da çeşitli kampanyalarla satış rakamlarının yüksek kalma ihtimalini tahmin ediyorum açıkçası ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Merhabalar, günaydın herkese. Şirket haberi tarafında açıkçası pek bir şey görmedim ben. ORGE'de yer alım programı revize edildi. 40 milyon TL'ydi daha, 40 milyon TL kadar bir geri alım programı vardı. O 100 milyon TL çekilmiş görünüyor. Zaten hemen hemen tamamlamıştı, çok sonuna gelmişti programın. Ama yine de hani 40'tan 100'e çevirmesi, arttırması aslında pozitif algılanabilir bence. İlginç bir şekilde baskı var hisselerde. Dördüncü çeyrekte, ilk çeyrekte iyi geldi aslında. FD Fabek olarak baktığımızda ORGE şu anda 5'lerde hala. İyi görünüyor. Yani şirketin karlılığı da iyi gidiyor. Açıkçası baskıyı tam bilmiyorum. Yani çok da yakından bildiğim bir şirket değil ama yani ucuz olarak dikkatimi çekiyor benim de. Hala 5 FD Fabek'te işlem görüyor dediğim gibi son 12 aya baktığımızda. Onun dışında Alfa Solar yine bir geri alım yapmış. 1.8 milyon TL'lik. Burada baktığımızda çarpan olarak bana pahalı gelen bir hisse Alfa Solar. Verus 17.6 milyon TL geri alım yapmış. O da açıkçası çok onu da çok ucuz bulmuyorum. Çarpan bazında yani çok ucuz olarak dikkatimi çeken bir şey değil. Agrot geri alımla aldığı payları sattı. Ki daha yüksek fiyatlardan geri alım yapmışlardı. Oldukça yüksek fiyatlardan ve yani düşük bir fiyattan elindeki geri aldıkları hisseleri sattılar. Bu da tabii negatif bir algı bence yaratabilir. Ki hisse fiyatı çok oynak gitti açıkçası orada. 40'lardan 15 liralara kadar geldi neredeyse hisse fiyatı. Ve bence hala da baktığımızda zamanda bu Agrot pahalı görünüyor. Yani FD Fabek olarak 70'lerdeyiz hala. Yani o da çok yakından takip ettiğimiz bir hisse olmakla beraber dikkat edilmesi gereken bir hisse olduğunu daha önce de söylemiştik zaten. Oldukça pahalı işlem görüyordu. Hala da hani dediğim gibi 70 FD Fabek'lerdeyiz. Bir de Alarko var. Alarko'da 7.5 milyon TL'lik geri alım yaptı dün. Orada da bence 100 TL'nin altı zaten hani çok çok ucuz. Şu anda da 104 TL'lerdeyiz. Oldukça İyi bir alış fırsatı verdiğini düşünüyorum ben.
Yani 140 liralardan 100 liralara kadar gelmiş vaziyette. Tabii sonuçları zayıftı ilk çeyrek ama yani ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekler daha da iyi olacak gibi ilk çeyreğe. O açıdan da değerlem olarak da hani baktığımızda yine ucuz görünüyor. Aslında alış fırsatı veriyor bence Alarko buralardan. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Öncelikle şimdi ilk çeyrekte bitti gibi, sonuçlar açıklandı gibi enflasyon muhasebesi etkilerini hem yıl sonunda hem ilk çeyrekte de gördük. Burada da ayrışmalar var. Tabii işte buralarda püf nokta. Bunları önümüzdeki günlerde sizle paylaşacağız. Şu anda insanlarda kafa karışıklığı var. Mesela bazı şirketler muhtemelen olduğundan daha kötü görünüyor. Bazı şirketlerde daha iyi görünüyor. Bunlara da ilgili önümüzdeki günlerle sizle paylaşıyor olacağız. Açıkçası bu dönemde biraz daha enflasyon muhasebesini anlamak ve enflasyondaki değişimlerle birlikte nasıl bir hareket olacağını anlamakta fayda var. Bu konuda kamu gözetim kurumu, yani bu muhasebe standartlarını belirleyen kurumun da çalışmaları var. Orada önemli noktaları video olarak da paylaşacaklar. Buna da dikkat çekmek isterim. Bu konuyu gerçekten öğrenmek, gerçek anlamda finansal okuryazar olabilmek açısından bu tip şeyler faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şirketler tarafına gelince, şimdi otomotiv, biraz önce Batuhan da bahsetti. Bu genel standartlar dediğimiz, işte global standartlar aslında, otomotivde ikinci fazı uygulanacaktı. 2 ayda ertelenmiş oldu neredeyse, hemen hemen. Bu ne demektir? İşte yoldaki ve ithal edilen araçların da satılmasına imkan verecektir. Biraz daha genişletilmiş bir süreç oldu. Bu Haziran'da güçlü gidiyordu ki bu yılın tamamında biz daralma bekliyoruz. Piyasada daralma bekliyor ama hep öne çekilmiş bir talep söz konusuydu. Muhtemelen Temmuz'da da böyle bir etkisini göreceğiz. Ama herhalde artık Ağustos'a falan da kalmaması gerekir bu etkinin, ki yılın tamamı için şu anda hala daralma beklerken ilk 5 ayda ciddi büyüme oldu ve yüksek baz etkisini. O yüzden bunlar da tabii para politikaların ya da mali politikaların etkisi konusunda kafaları karıştırmasa da soru işaretleri yaratabilir. Çünkü ekonomide iç talep yeterince yavaşlıyor mu söz konusu? Birçok sektörde bunu görüyoruz. Bunu ifade edelim. İhracatçılar için özellikle özellikle üçüncü çeyrek zor olacak. Bütün işte ağır çeliği, vesteli, şişesi ve onlara bağlı sektörler. Ama mesela örnek vereyim, Vestel şu anda bir, anladığım kadarıyla, bir blok satış oluyor. Oldu daha doğrusu. Orada yaklaşık herhalde 16 milyon dolarlık falan hisse el değiştirmiş oldu. Oradaki düşüklüğü biraz ona bağlıyorum ve Vestel Elektronik'te daha önce de biz ileri dönük stratejik olarak olumlu yönde olduğunu düşünüyorduk. Açıkçası bu seviyeler 800 milyon dolarların bir fırsat şey yaptığını, içerdiğini söyleyebilirim. Vestel Elektronik açısından bunu işaret etmekte fayda var. Tofaş'la ilgili olarak, işte bu özellikle Stellantis'te son günde yaklaşıyor, beklentileri artıyor, speküle ediyor olabilir ama bizim beklentimiz de, hep söyledik bu, çünkü günden güne değişmiyor. Bugün bekliyoruz, yarın beklemiyoruz gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden biz oradaki beklentimizi hep diri tuttuk. Ve sonuçta yine bu hafta ciddi bir hareket var hissede, şeyde, Tofaş'ta. Biz açıkçası buraya bağlıyoruz. Yani açık ara şu anda şeyde ön planda gidiyor. Yani şu ana kadar sabrettiyseniz elinizdeki Tofaş'larla sabredin diyoruz. Bunu şekilde ifade edelim. Öte yandan yine enflasyon rakamları açıklanmaya başlayacak. Onları göreceğiz. Kerevitaş'la ilgili daha önce bir işaret yapmıştık. O da bayağı yükseldi. Daha da yükselme potansiyeli var. Ülker misali birkaç yıllık hikayesi olabilir. Başında olabiliriz. Daha yakından inceliyor olacağız. Bugün de bir analiz toplantıları var. Oradaki beklentileri de. Ama şunu ayırt etmek lazım. Yani şirket iki tavan yapınca buradan, işte tabii al sat yapmak isteyen çok oluyor ve kısa vadeli şey yapanlar. Evet, bunları içini bir aday olarak gösterebiliriz bu şirketi. Ama unutmayın ki biz şunu da duyduk çok. O Doğuş Otomotiv zamanında 10 lirayken 30 liraya geldiğinde, ya yeter artık mı acaba
doydu mu beklentileri? Kısa vadede oluşuyordu. Ya yani bunlarla hep karşılaşacağız. Bunu Ülker'de içinde söylüyorum. Ülker'in de hala yönü o açık. Onu ifade etmekte fayda var. Ama işte yani Kerevitaş küçük hisse kategorisinde bunlar da hareket olabilir, devam edecektir. Şey, sonuçlardan sonra ben mesela ilk çeyrek sonuçlarında en fazla baskıyı Selçuk Eczada gördüm. Yani Selçuk Eczada'nın durumu aslında o kadar kötü olacak bir şirket değil. Aksine aslında şu ortamlarda iyi gidebilecek bir şirket. Ama bir bakıp daha detaylı inceleyip sizle paylaşmak daha faydalı olur. Bunu ifade edelim. Mesela Lokman Ekim iyi gitti. Biz onu 60 dolarlarken, milyon dolarken söylemiştik. Sağlık sektöründe iyi bir şirket, hala da devam ediyor. Ama dediğim gibi burada bu hisselerin bile zafiyet dönemini gözlemlemek lazım. Şimdi bakıyorum çimentolardan, yani zaten Akçansa, Çimsa, Oyak Çimento iyi şirketler ama mesela Bursa Çimento dikkat çekiyor. İşte Göltaş dikkat çekiyor. Yani böyle bir geçiş sürecindeyiz. Önümüzdeki günlerde daha da şey olacağız, net olmaya başlayacağız. Ama şunu söyleyeyim, safralar atılmış görünüyor. Yani piyasada gerçeklere dönüş yaşanıyor. Bu halka arzlar, tabii ki çok halka arz yapıldı. Bu halka arzlar sonucu da neler yaşandığını görüyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde bu işte de daha gerçek ciddi kavuruşlar başlar analist tarafında, araştırmalar tarafında. Çünkü orada ciddi bir şeylik var, eksiklik var. Herkes bir şeyler alıyor ama ne alıp sattığını bildiğinden hiç emin değilim. O nedenle de o bazın bir şey sağlanması lazım. Hatta ve hatta halka arzlarda şirketlere, açan şirketlere bir yıl, iki yıl cover etme yükümlülüğü gelmeli bence. Ancak o zaman bu işin sağlıklı bir şeyine ya da işte diğer bağımsız kurumlar teşvik edilmeli diye düşünüyorum. Diğer türlü bırakırsanız ortalığı atıyorsunuz ortaya, ondan sonra bakıyorsunuz ne başkaları düşünsün şeklinde bir şey oluşuyor. Piyasa biraz tabiri caizse çöpe dolaşıyor. Bu konuda da bence buradaki yetkililerin falan da zaman zaman uyarılması lazım. Çünkü diğer türlü halka arz yapmak çok tatlı ama sonrasını da takip etmekte tabii ki hem SPK'nın hem de piyasadaki şeylerin, sermaye piyasası oyuncularının görevi. Şimdilik benim söyleyeceklerim burada bu kadar ama şunu çizelim. Hep satır araları söyleyeceğiz. Bizim en beğendiğimiz hisseler gayet iyi gidiyor. Oranımız çok yüksek. Gerçekten yani ciddi bir performans var. Mesela ama biz hala mesela bazen geride kalmışları daha çok sorguluyoruz. Yani hepsini %100 olacak anlamı yok. Mesela şok marketler, ben hala avazım çıktığı kadar anlatmaya çalışıyorum. Çünkü fazlasıyla cezalandırıldı. Ama Ülker'i ya da Türkcell'i anlatmama gerek yok. Onlar gidiyor zaten, kimsenin de sorusu da olmaz. Bizim işimiz ciddiyet gerektiriyor. Ciddiyette problemli görünen tarafta acaba problem devam ediyor mu etmiyor mu, bunu sorgulu şey yapmak. Yoksa anlata mesela Tofaş problemli gidiyordu. Neden işte Stellantis olacak mı olmayacak mı olacak mı olmayacak diye herkesin kafasına. Bizim işimiz bunun doktorluğunu yapmak. Bak kardeşim, büyük bir ihtimalle olacak ama yarın bir haber çıkar olmayacak mı diye düşürdür. O yüzden beraber artık bilimselliğe herkesin dönmesi gerek ama tabii ki bizim şeyimiz için artı da olabilir. Çünkü piyasadaki bilgi eksikliği bir fırsat gibi oluşur ama bu mesele değil. Piyasanın daha etkinlik hale gelmesi için açıkçası yapılması gereken şeyler var. Biz bunu diyorum ya, BİM'i aylarca söyledik. Aylarca söyledik. O zaman herkes fikirdi mi? Değildi. Kesinlikle değildi. Türkcell ya da işte zaman zaman Türk Telekom'u çok şeylerdi. Bizim dediğim gibi buradan çıkarılacak ders, bizim tahminlerimizi hep sepet gibi düşünmek tabii ki. Bazen bazıları arkada kalır, bazen bazıları ama bunların bilimsel altı dayanağı olması lazım. Bizi dışarıdan ayıran en önemli unsur bu. Ama tabii ki elinizde bir telefon olduğu zaman zırt alırsınız, zırt satarsınız. Bunlar hep şey, bunlar dediğim gibi önemli hale gelecek. Haziran enflasyonu ile birlikte biz rakamlarımızı günden geçireceğiz. Hedef fiyatlarımızda arkadaşlar, bunlar hepsi çalışma süreci içerisindeyiz. Sadece enflasyon muhasebesinde sağlam bir ayakla gitmek gerekiyor ama şu anda artık ötelemenin şeyi yok.
bazı kurumlar bir şeyler çıkarıyor ama bizim de artık şu anda artık o noktaya gelmemiz gerekiyor. Bizden haber bekleyin. Biz tamam dediğimiz zaman ikinci aşamaya geçiyor olacağız. Ama Temmuz, Ağustos, Eylül bu her 3 ay çok kritik dengeler açısından. Ama gördüğüm kadarıyla hükümet de hazırlıklı. Dışsal faktörler Türkiye lehine. Hala o nedenle de hisse tarafında hala olumlu kalmakta fayda görüyoruz. İşte emtialar biraz nanemol durum var. İşte Ereğli için hala iştahlı değiliz dememizin sebepleri var. Ama bakacağız, önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru varsa alabilirim. Bu arada ona geçmeden önce şeyinle TAV, ben yoktum iki gündür ama TAV'ın şey haberi de önemli bir haber. Kuveyt'te bir havalimanı işletiyor olmaları, tamam küçük gibi görünebilir şeyler ama o tip gelişmeler de açıkçası TAV'ın ne kadar sektöründe belli etki sahibi bir şirket olduğunu gösteriyor. Bu tip gelişmeleri de yakından takip etmekte fayda var. Şimdilik benden de bu kadar. Herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.